Merhaba sevgili dördüncü sınıf öğrencileri. Fen bilimleri dersinizden ikinci dönemin ikinci yazılı sorularıyla sizlerle beraberim. Bir hayli güzel sorular hazırlamaya çalıştım. Elimden geldiğince hiç vakit kaybetmeden başlıyorum. İlk bölümümüz doğru yanlış bölümü. 1- Cisimler titreşerek ses üretir diyor. Evet titreşim sonucu ses oluşuyor. D koyalım. 2- Pil yatağı pilin devreye bağlandığı yerdir diyor. Doğru. Pil yatağını uygun şekilde pili içine yerleştirip devreye bağlıyoruz. Pil yatağı olmadan da devre olabilir. Ama buradaki cümle de doğru. 3- Cam şişeleri ve pet şişeleri toprağa gömebiliriz diyor. Yanlış bir cümle. Çünkü cam şişeler ve pet şişeler toprağa gömmekle geri dönüşüm olmuyor. Toprağa zarar veriyor geri dönüşüme götürmemiz daha iyi olur. 4 Basit elektrik devresinde ampulün yanması için kesinlikle anahtara ihtiyaç vardır diyor. Yanlış bir cümle. Anahtar olmadan da basit elektrik devresinde ampul yakılabilir, yanabilir. 5 Telde elektrik olduğunu dokunarak anlarız diyor. Tabii ki yanlış bir cümle. Çünkü dokunursak zaten elektrik çarpar. Ampul yanarsa biz onu anlayabiliriz. 6. Elektrik devresinin çalışması için anahtarın kapalı olması gerekir diyor. Elbette ki doğru. Çünkü anahtar açık olduğunda elektrik devresinde ampul yanmaz. 7. Bütün mikroskobik canlılar hastalıklara neden olur diyor. Yanlış bir cümle. Çünkü bazı mikroskobik canlılar mesela sütten yoğurt elde edilmesinde biliyorsunuz mikroskobik canlılar da rol oynuyor. Yani bazı mikroskobik canlılar işe yarıyorlar. Hepsi hastalık yapmıyor. 8. Lambaların takıldığı bölüme pil yatağı denir diyor. Yanlış bir cümle çünkü duy deniyor buna. O zaman Y harfi koyalım. 9. Pil devrenin enerji kaynağıdır. Doğru. Ve 10. Ses kaynağından uzaklaştıkça sesi şiddetli. İki defa yazmışım yanlışlıkla. Sesi şiddetli duyarız diyor. Şimdi ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır. Bu yanlış bir cümle oluyor o zaman. 10 Y harfini koyalım ve boşluk doldurmaya bakalım. Şimdi aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz diyor. Ben bu cümle kelimelerin yedeğini de yaptım. Çünkü aşağıya doğru kaydırmam gerekecek birazdan ekran sığması açısından. Birinci cümleyi okuyalım. Evimizdeki lambaları yakmak için kullandığımız düğme aslında bir nokta noktadır. Nedir bu? Anahtardır. Yani basit devredeki anahtar Evlerdeki e, kullandığımız düğmeler oluyor. Elektrik düğmeleri. 2. Pil, iletken tel, anahtar ve ampulden oluşan basit düzeneye nokta nokta denir. Devre denir buna da. Nerede? Burada. Şöyle şimdi kaydırıyorum ve 3. sorudayız. Çok kaydırmışım. İnsanların başka canlıların hayatı boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortama nokta nokta denir. Buna da biz ne diyoruz? Çevre diyoruz. Şuraya çevre yazalım. 4. Yanlış yerde, yanlış miktarda ve yanlış zamanda ışık kullanımına nokta nokta denir. Işık kirliliği diyoruz buna da. Işık kirliliği. Yanlış yazıyorum diye baktım. Evet. 5. Devrede bulunan nokta nokta bize devrenin çalışıp çalışmadığını gösterir diyor. Ampul olacak. Eğer ampul yanıyorsa devre çalışıyor demektir. Yanmıyorsa çalışmıyor demektir. 6. Tüm canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için nokta nokta zorundadır. beslenmek zorundadır. Buradaki kelimelerden uygun olan o beslenmek zorundadır diyoruz. Yine kaydırıyorum biraz. 7. Ses kaynaklarından uzaklaştıkça sesin nokta nokta azaldığını fark ederiz. Sesin şiddetini şiddetinin azaldığını fark ederiz. Şiddetinin diyelim. 8. Pillerin artı ve eksi uçlarına nokta nokta adı verilir. Kutup diyoruz onlara da artı kutup, eksi kutup diye. Ve 9. sorumuz. Farklı büyüklükteki katı maddelerden oluşan karışımları ayırmak için nokta nokta yöntemi kullanılır. Eleme yöntemi kullanılır. Ve bu şekilde tamamlamış olduk. Bir kelimemiz arttı. C bölümü aşağıda numaralandırılmış olarak verilen kavramları karşılarındaki açıklamaları ile eşleştiriniz diyor. Şimdi açıklamaları okuyalım ona göre uygun olanı buluruz. Devreyi açıp kapamaya yarar. Ne diyoruz buna? Anahtar diyoruz. Yani 3 numara buraya koyalım. Elektrik enerjisini devre elemanlarına aktarır. Bu da kablo oluyor. Yani 4 numara. Elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirir. Bu da ampul oluyor. Yani bir numara. Ampulün takıldığı devre elemandır. Bu da duy oluyor. 5 numara. Ve son devredeki enerji kaynağıdır. O da pil. Yani iki numara. Diyoruz ve geçiyoruz şıklı sorularımıza. Bir. Duy var, ampul, kablo, pil ve anahtar var. Yukarıda verilen devre elemanlarından hangileri olmasa da ampul ışık verir diyor. Şimdi bir kere A şıkkında kablo olmadan olmaz. Biz A şıkkını işaretlemeyelim. Ampul var burada da. Ampul olmadan da devre olmuyor. Duy olmasa da oluyor. Duy ve anahtar eğer bir devrede devrede olmasa bile o devre çalışabilir, ışık verebilir. İlla bunların olması şart değildir. C şıkkını işaretleyelim. Pil ve kablo var. Pil olmadan zaten ampul ışık vermez. Demek ki uygun seçenek C seçeneği oldu. 2. Ceyda basit elektrik devresi kurdu ancak ampulün ışık vermediğini gördü. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? Tel kopuk olabilir. Evet tel kopuksa ampul ışık vermez. Devrede anahtar olmayabilir diyor. Şimdi anahtar olmasa bile devrede ampul ışık veriyor. De anahtarın olması şart değil. Anahtar sadece orayı açıp e elektriği açıp kapamaya yarıyor. Yani bu B şıkkı cevabımız olmalı. Pilin gücü yetersiz olabilir diyor. Evet pilin gücü yetersizse ampul ışık vermez. Ampul bozuksa yine ampul ışık vermez. Biz B şıkkını işaretledik. 3 e, Buradaki çocuk diyor ki Ses aşağıdaki hangi ortamda yayılmaz? A yeryüzünde, B gökyüzünde, C okyanus içinde, D boşlukta. Biliyorsunuz ses boşlukta yani havanın olmadığı yerde yayılmaz. Mesela uzayda ses yayılmıyor. Cevap değişik olacak. Mesela biz güneşin ışıklarını görebiliyoruz ama güneşin sesini duyamıyoruz. Çünkü güneşteki patlamalar ve sesler dünyaya ulaşmıyor. Çünkü uzayda ilerleyemiyor ses. Ama ışık ilerliyor. Yani boşlukta ses yayılmaz. 4. Şöyle soruyu getirelim. Yukarıdakilerden hangileri toprak kirliliğine neden olabilir diyor. Araba egzozlarından çıkan gazlar bunlar hava kirliliği olur. Toprak kirliliği değil. Bu eksi koyalım buna. Sulama suyuna atılan fabrika atıkları. Sulama suyundan kasıt tarlalardaki ürünleri sulayan çiftçilerin suları bunlar. Yani bunlar toprağa karışıyorlar. O zaman bu toprağı kirletir. Gübre ve kimyasal ilaçlar da toprağı kirletir. Parfüm ve deodorantlar ise hava kirliliğine yol açar bizim aradığımız cevap 2 ile 3 numara. Yani cevabımız B şıkkında oluyor. 5'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasına yol açabilecek durumlardan biri değildir? A bozuk bir elektrikli aleti tamirciye götürmek. B yıpranmış elektrik kablolarına dokunmak. Bu elektrik çarpmasına sebep olur. Elektrik direklerine tırmanmak evet elektrik çarpabilir. Islak elle elektrik prizlerine dokunmak yine tehlikelidir. Ama bozuk bir elektrikli aleti tamirciye götürmek tehlikeli elektrik çarpmasına yol açabilecek bir davranış değildir. Biz A şıkkını işaretliyoruz. Altıncı sorumuz. Aşağıdaki basit elektrik devrelerinin hangisinde ampul ışık vermez? Şimdi A şıkkında bakın pil var ve ampule uygun şekilde bağlanmış. Anahtar yok ama yine de bu ampul ışık verir. Hatta şöyle işaret yapalım. Anahtar olmasa da sadece söndüremeyiz. Bunu. <laughs> Şimdi B şıkkına bakalım. E, pil var. Anahtar var. Ampul var ve anahtar kapalı. Burada da ışık verir. C şıkkında ise ampul ışık vermez. Niye? İki sebepten dolayı. Bir kere anahtar açık bırakılmış. Anahtarın kapatılması gerekiyor. Ve ikinci sebepte kablolar pilin sadece artı olan tarafına bağlanmış. Halbuki kablolardan birisi artıya diğeri eksi tarafa bağlanmalıydı. Yani C şıkkı ışık vermez. D şıkkında iki tane anahtar var. Olabilir. İki anahtar da kapalı olduğuna göre buradaki ampul de ışık verir. Biz cevabı C şıkkı olarak işaretledik. 7. Yukarıdakilerden hangileri canlıların yaşam alanlarını olumsuz etkiler? Çiçek dikmek tabii ki olumsuz değil. Ağaçları kesmek evet denize çöp dökmek de evet. Yani 2 ile 3 numara olumsuz etkiliyor. Cevap C şıkkı. 8. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynaklarındandır? A. Yol yapım çalışmasındaki makine sesi bu yapaydır. Trafikteki arabaların korna sesi yine yapay bir ses kaynağı. Okuldaki teneffüs için çalan müzik sesi bu da yapay. Evde kafeste beslenen kuşun sesi doğaldır. Cevap D şıkkı oldu. 9. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önlemek için alınan önlemlerden değildir? A. Ormanlarda bina yapmak için yer açmak. İşte bu çevre kirliliğini önlemek için yapılan bir önlem değildir. Diğerlerini de okuyalım. Plastik ambalajları geri dönüşüm kutusuna atmak evet, iyi bir davranış. Fabrika bacalarına filtre takmak. Bu da güzel. Çevreyi koruma kampanyaları düzenlemek. Bu da çevre için iyi bir şey. Biz A şıkkını işaretledik ve 10. soruya bakıyoruz. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Ah, elektrik devresini açıp kapamaya yarayan eleman anahtardır. Bu doğru. Ampul devrede pillerin doğru bir şekilde takılmasını sağlayan elemandır diyor. İşte bu cümle yanlış çünkü ampul ışık verir. Pil elektrik devresine enerji sağlar. Bu doğru. Kablo elektrik akımının geçişini sağlar. Bu da doğru. Cevap B şık olacak. 11 yukarıdaki numaralandırılmış basit elektrik devrelerinden hangisinde ampul ışık verir diyor. 1 numarada ampul ışık vermez. Çünkü bakın anahtar açık. 2 numarada ampul ışık verir. Çünkü bir ampul ve bir pil var. Anahtar olmasa bile buradaki ampul ışık verir. 3 numarada ampul ışık vermez. Anahtar kapalı. Ama niye ışık vermez? Çünkü bakın iki tane pili bağlarken yanlış bağlamışlar artı diğer pilin eksi tarafı yani şu pil ters e, ters dönmeliydi. Çünkü piller bir eksi bir artı bir eksi bir artı gitmeliydi. Yani böyle iki tane siyah e, renk ta, e, taraf aynı yere bakmamalıydı. Bir türlü ifade edemedim. De, yani burada ışık vermez. 4 numarada ise zaten kablo kopmuş. Burada da ışık vermez. Cevap 2 numara olacak. Yani B şıkkı olacak. Diyoruz ve 12'ye bakıyoruz. Pilav yapmak isteyen Sueda pirinçlerin içinde küçük taş parçalarını görüyor. Taşları ayıklamak için aşağıdaki hangi yöntemi kullanır? Şimdi pirinçler ve küçük taşlar yani iki tane katı madde var. Katı iki tane katı madde farklı büyüklükte ise biz bunları ne yaparız? Eleme yöntemiyle ayırırız. Cevabımız C şıkkı olacak. Diğer yöntemler burada pek uygun değil. 13'e bakalım. Evet. Şimdi burada ne diyor? Arkadaşlar e, yandaki elektrik devresinde anahtar kapatıldığında ampullerin ikisi de yanmaktadır diyor. Yani anahtarı kapattığımızda ampuller yanıyormuş. Aşağıdakilerden hangisi bu ampullerin parlaklığını artırır? Yani buradaki ampulleri daha çok yanmasını istiyoruz. Pilin ters bağlanması. Bu hiçbir alakası yok. B pil sayısının arttırılması. İşte buraya biz yeni piller takarsak ampullerin parlaklığı artar. Cevabımız B şıkkı. Anahtarın kaldırılması diyor. Bu herhangi bir etkisi olmaz. Anahtarı kaldırıp kabloları taksak bile ampuller yine aynı şekilde yanar. Kablonun kısaltılması diyor. Hiç fark etmez. Kablonun kısa veya uzun olması önemli değil. Cevap B şıkkı. 14. Karışım ve ayırma yöntemleri eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi kum ve su. Bakın birisi katı birisi sıvı. Biz burada süzme yöntemini kullanabiliriz. Bu uygundur. Ama diğerlerine de bakalım. Talaş ve un. Yine iki tane katı madde. Mıknatıs yazmışlar. Hayır. Burada eleme olmalıydı. Tuz ve su. Eleme yöntemi yazılmış. Bu da yanlış. Burada tuz ve suyu ayırmak için buharlaşma yöntemi kullanılabilir. Demir tozu ve pirinç. Burada da mıknatıs kullanılmalıydı. Yani cevap A şıkkı olacak. En uygun budur. Kum ile suyu e, süzme yöntemiyle ayırabiliriz. 15. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Evet daha önce bu sorunun aynısını e, az önce çözmüştük. Ben yanlışlıkla aynı soruyu bir daha koymuşum. Kusura bakmayın. Evet yine de e, işaretleyelim. Cevabımız B şıkkı oluyordu. Ne, neydi cevap? Ampul devrede pillerin doğru bir şekilde takılmasını sağlayan elemandır diyor. Bu cümle yanlış bir cümleydi. Ampul e, bu görevi bu değil. 16'ya bakalım. Çok zamanı e, kaybetmeyelim. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. En az iki madde karışım oluşturur. Bu doğru. Karışımı oluşturan maddeler yok olur diyor. İşte bu yanlış. Mesela bir salata yapıyoruz. Domates doğradık. Marul doğradık. Doğradık. Salatalık doğradık. E bu maddeler yok olmuyorlar. Sadece birbirleriyle karışıyorlar. C. Karışımı oluşturan maddeler ayrıştırılabilir. Doğru. Ayırabiliriz. Karışımdaki maddeler özelliklerini yitirmez. Bu da doğru. Biz zaten B'yi işaretledik. 17. Yukarıdaki ses ile ilgili bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 1. İnsan kulağı yalnızca belli şiddetteki sesleri duyar. Doğru. Her sesi duyamayız. Ses çıkan kaynaktan uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır. Doğru. Ses havada dalgalar halinde yayılır. Doğru. Demek ki 3 cümlede doğruymuş. Cevap D Hadi bakalım son kağıdımızı da yapalım. Salonumuzun bir köşesindeki televizyonun sesini salonun her yerinden duyabiliriz. Buna göre sesle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A. Ses her yöne dalgalar halinde yayılır. İşte bu doğru. Ses tek yönde doğrusal yayılır. Yanlış. Ses iki yönde yayılır diyor. Hayır her yöne yayılır. Ses yayılmaz diyor. Zaten bu da yanlış. 19. Aşağıdaki elektrik devrelerin altlarına çalışır veya çalışmaz yazınız diyor. Hemen bakalım. Bakın ilk devrede anahtar kapalı, ampul var. pil de doğru bağlanmış. Bu devre çalışır. Yazalım. Buna bakalım. Burada yine ampul ve pil bağlanmış ama anahtar kapatılmamış. Anahtarın kapatılması gerekiyor. Şimdi bunu da açıklayalım. Sevgili öğrenciler, elektrik enerjisi pilden geldiğinde buraya bakın, buraya ulaşıyor ama buradan diğer tarafa geçemiyor. Ampul kapanırsa, şey özür dilerim, anahtar kapatılırsa anahtardan geçecek. O yüzden anahtar açıkken devre çalışmıyor. Bunu da açıklamış olduk. Bu çalışmaz. Ancak anahtarı kapatmamız lazım çalışması için. Buradaki devre de çalışmaz. Çünkü bakın şurada kablo kopmuş. O zaman bu devre çalışmaz. Çünkü elektrik bu kablonun burasından buraya geçemiyor. Peki bu nasıl olur? Bir pil var ve pil uygun şekilde bağlanmış. Ampul anahtar yok ama olsun. Bu da bu devre de çalışır diyoruz. Ve geçiyoruz son soruya. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin sebepleri arasında yer almaz? A. Gereğinden fazla kullanılan tarım ilaçları bu kirlilik yapar. Fabrikaların atık suları evet yapar. Ağaçlardan dökülen yapraklar işte bu çevre kirliliği yapmaz. Onlar doğaldır ve toprakta eriyip giderler. Gübre olurlar. Daha da faydalı olur. Arabalardan çıkan gazlar da çevre kirliliği yapar. Son soruyu da işaretledik. Sizlere her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde, sınavlarınızda sonsuz başarılar diliyorum. İnşallah hepiniz yüz alırsınız. Hoşçakalın.